Allah hayırlı uğurlu etsin. Mersin'de iş adamı Zeynel Özdiker tarafından Merkez Yenişehir ilçesi Muğdat Camii altında yaptırılan konferans salonu ile taziye evinin açılışı düzenlenen program ile gerçekleştirildi. يصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ve Mersin Valisi Hasan Bahsi Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Özaslan ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kendi ilk olarak söz alan Mersin'in müftüsü Ali Melek, açılan konferans salonu ve taziye evinin bölge için bir gereklilik olduğuna dikkat çekerek, hizmeti mevki olarak da herkesin ulaşabileceği bir konumda bulunmasının vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasını sağlayacağını ifade etti. Hem konferans salonuna hem de taziye evine çok çok ihtiyacımızın olduğunu ve ihtiyaç nerede ne kadar fazlaysa, sevap ve mükafatın da yüce dinimizde o derece fazla olduğu gerçeğini burada belirterek ben hayrının Cenab-ı Hak katında kabulünü diliyorum. Ne bulunduğumuz kutlu doğum haftasının tüm insanlığa onur kazandıran bir hafta olmasını dileyen Mersin Valisi Hasan Bahsi Güzeloğlu ise camiler bütünlük olarak düşünüldüğünde ibadet etmenin yanında eğitim verilen, muhtaç olana kapısı açık olan ve her türlü hizmeti bir bütün olarak veren kutsal yerlerdir. Bu anlamın içerisinde Muğdat Camii'nin ilimizin en büyük camisi olarak böylesi bir tesis ve böylesi bir zenginlik ile buluşması ilimiz için bir kazançtır diye konuştu. Hazreti Miktat Hazretlerinin adını alan Muğdat Camii'nde ilimizin en büyük camisi olarak böylesi bir tesis ve böylesi bir zenginlikle buluşması da şüphesiz ki ilimiz için bir kazançtır. Vali Güzeloğlu'nun hayırsever iş adamı Zeynel Özdiker'e katkılarından dolayı plaket takdim etmesinin ardından taziye eviyle konferans salonunun açılış kurdelesi kesildi.